Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Yeni Nesil Yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in ödül bölümüyle karşınızdayız. Bu haftanın birincileri stüdyomuzda bir kez daha ve bakalım kim bugünün birincisi olacak ve ödülün sahibi olacak onu görmek için önümüzde 66 sorumuz var. Bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Misafirlerimizi daha fazla bekletmiyoruz ve gün birincilerimizle bir kez daha buluşuyoruz. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Yüzleri gülüyor, günlerini birinci tamamladılar. Pazartesinin, salının, çarşambanın, perşembenin birincilerinden bir numaralı masamızda Buse Hanım var. İki numaralı masamızda Emre Bey var. Üç numaralı masamızda Yiğit Bey var. Ve dört numarada da Özge Hanım var. Tekrar hoş geldiniz. İyi anlaşan bir ekip oldu gün birincilerimiz. Az önce biz diğer odada sorularla ilgilenirken yan odadan gelen kahkahalara böyle içim gitti. Gitsem dedim ama yayın yetişmeyecek diye, sorular yetişmeyecek diye biraz uzakta kaldık. Ama iyi eğlendiniz değil mi? Evet. Gördüğünüz kadarıyla. Teşekkür. Süper. Nazar değmesin. İnşallah yayının sonuna kadar da aynı eğlence, aynı keyif devam eder. İlk gün yayınlarını izlemeyen seyircilerimiz için yine birkaç cümleyle sizleri tanısak memnun oluruz efendim. Buse Hanım'dan başlayarak. Hoş geldiniz Buse Hanım. Hoş bulduk. İsmim Buse olacak. 10 Şubat 1993 İstanbul'da doğumluyum. Bir firmada sevkiyat planlama elemanı olarak çalışıyorum. Büyükçekmece'den katılıyorum. Bu şekilde. Güzel. Nasıldı ilk günü şöyle bir geri dönüp hatırladığımızda İlk Buse Hanım? İlk gün çok fazla heyecanla başlamıştım yarışmaya ama sonradan kendimi biraz daha rahatlattıktan sonra daha iyi gittiğini fark ettim. Kontrol altına aldıktan sonra daha iyi gidiyor. Süper. Evet. Aslında yeni katılımcılara da tavsiyeniz bu yönde herhalde. Kesinlikle biraz, biraz soğukkanlı olmalarını tavsiye ederim. Evet. Anne nasıl karşıladı? Annem çok sevindi. Yani eve girdim söyledim boynuma soruyor gerçekten mi? Zaten onun teşviğiyle buraya gelmiştim. Annem sizin çok büyük hayranınız. Teşekkür ederim. Asla kaçırmaz hiçbir bölümü. Geçenki yayında da kulaklarını çınlatmıştık evet, zaten. Evet. Bir kez daha saygılar efendim Buse Hanım'ın annesine. Teşekkür başarılar ederiz. Diliyorum Buse Hanım bu akşam Ben Bilirim de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. İki numaraya Emre Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. İsmim Emre. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 31 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Şimdilik bu kadar. Rozet İstanbul Üniversitesi mi? Evet. Evet. Kurumumun rozetini sattım. Kurumun rozetiyle geldi. Evet. Emre Bey. Emre Bey sizde nasıl bir iz kaldı ilk bölümden? Ya valla ilk bölümde ilk başta biraz hani kötü başlamış gibiydim. Hani bir ara üçüncü falan oldum. Sonrasında ikinci bölümün ortalarına doğru açılıp kazandım ve mutlu oldum diyeyim. Heyecanım şu an hala var ama var yine mı? İlk bölümde sıkıntı yaşarım gibime geliyor ama bilmiyorum artık. Sonradan açılan yarışmacılarımızdan Emre Bey bakalım bugün nasıl geçecek. Başarılar Umarım. Diliyorum Emre Bey Teşekkür size de ederim. Bu akşam Ben Bilirim de. Ve 3 numaraya Yiğit Bey'e geçiyoruz. Yiğit Bey de İzmir'den misafirimiz. Evet. İzmir'e gidelim ne kadar olmuştu geçen bölümde söylemiştiniz. 2019'un ocağında gittik. 1,5 seneyi aşmış. 1,5 sene aşmış evet. Da bir daha öncesinde okudum orada. Aşina olduğum şehirde. Şimdi 1,5 senedir İzmir'de izledim. Bu akşam şehir dışından tek misafirimiz. Ödül bölümümüze yükselen. Tekrar hoş geldiniz Yiğit hoş Bey. Hoş bulduk sağ olun. Ben Yiğit Efe Kellecioğlu. İzmir'de yaşıyorum. Evliyim. 7 senelik. 17 Mart 1985 doğumluyum. Sigortacıyım. Ben bilirim de başarılıyım. Yani umarım öyleyimdir. Öylesiniz öylesiniz. Bu sağ akşam olun, herkes çok ederim. Başarılı. Yarışmacılarımız, başarılı yarışmacılarımız. Güzel geçer umarım. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve 4 numaraya Özge Hanım'a geçiyoruz efendim. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsmim Özge Yüksel Özel. 34 yaşındayım. Global bir firmada teknik iş geliştirme müdürü olarak çalışıyorum. Kozmetik sektöründe üreticilere teknik destek veriyorum. Hobilerim arasında trekking yapmak, seyahat etmek, kitap okumak bulunmakta. Nasıldı geçen yarış peki? Çok zevkliydi. Çok başa baş geçmişti. Son anda birinciliği aldım. Evet son anda geldi evet. Birincilik. Ve hani Özge Hanım da ilk gün özellikle butonlara basış şeklinden dolayı çok dikkat çekmişti. Sert basıyor butona. Uyarayım korkuyorsanız hani bir anda Yiğit Bey özellikle etkileyebilir. Biraz daha pat küt ilerliyor yarış. O yüzden bakalım belki bugün daha yumuşak yürürüz Özge Hanım. Bakalım öğreniyorum. Peki başarılar diliyorum Teşekkür efendim. Teşekkür ederim Akbar Bey. Sevgili seyirciler Ben Bilirim'in ödül bölümüne başlıyoruz. İlk sorumuzu Buse Hanım seçecek. Buyursunlar harf tablomuz. Figen'in F'si. Figen'in F'si 60 puan kazandırabilir. Açılış sorumuzun kategorisi anlam bilgisi olacak. Geliyor efendim. Geveze anlamında kullanılan Farsça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı.
neydi? Buyurun Emre Bey. Lafazan. Lafazan. Ben bilirimin ödül bölümünün ilk puanı Emre Bey'e gider mi? Görelim. Kutlarız. Şimdi kendi sorusunu seçiyor Emre Bey. Çanakkale'nin çeyresi. Çanakkale'nin çeyresinde 70 puanımız var. Kategorisi bitkiler olacak Emre Bey. Geliyor efendim. Küçük, yuvarlak, çok sık yaprakları olan ve uzadıkça aşağı doğru sarkan bir süs bitkisidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Küçük, yuvarlak, çok sık yaprakları olan ve uzadıkça aşağı doğru sarkan bir süs bitkisi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 60 puanımız var. Buyurun Yiğit Bey. Arap saçı. Arap saçı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yiğit Bey de 60 puanlı açılışını yaptı. Evet arkadaşlarımız Atatürk Orman Çiftliği'nden aldıkları görseli de ekrana getirdiler efendim. Arap saçı ekranda. Herkes bir öncekinin sorusunun puanını evet. alarak yola başladı. Bakalım Yiğit Bey hangi harfi seçer? Ongun'un olsa olsun. Ongun'un olsa 30 puan kazandırabilir. Kategorisi hayvanlar alemi ve şöyle sorulmuş. İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaktır. Süremiz başladı. Koza. Koza. Görelim. Tebrikler. Özge Hanım ödül bölümünün ilk sorusunu seçiyor. Özge'nin ösü. Özge'nin ösü 70 puan. Kategorisi havalimanlarımızmış Özge Hanım. Geliyor efendim. Ülkemizde uzun yıllar hava ulaşımında önemli yere sahip olmuş İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ilk adıdır. Süremiz başladı. Yeşilköy. Yeşilköy. Görelim. Tebrikler. Böylece ilk 4 soru geride kaldı. Yeniden Buse Hanım'a dönüyoruz efendim. Şener'in şeysi. Şener'in şeysi 50 puan değerinde. Kategorisi genel kültür olacak Buse Hanım. Buyursunlar. Ay takvimine göre ilk 3 gününde Ramazan bayramının kutlandığı ayın adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Özge Hanım. Şevval. Şevval. 50 puan daha kazandırır mı Özge Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Evet Buse Hanım'dan sekti. Özge Hanım'a gitti. Tebrik ediyoruz Özge Hanım'ı. Ve Buse Hanım'la da inşallah birazdan güzel bir açılış yaparız i̇nşallah. Efendim. Buyursunlar. Emre Bey için dönecek harflerimiz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 60 puanımız var. Genel kültürden geliyor sorumuz Emre Bey için. Yüzyıllardan beri kesintisiz olarak varlığını sürdüren geleneksel Çini sanatıyla bilinen ilimizdir. Süremiz başladı. Kütahya. Kütahya. ...60 puan kazandırır mı Kütahya? Görelim. Tebrikler. Yiğit Bey'deyiz efendim. Buyursunlar harfler. Emrah'ın E'si. Emrah'ın E'si 70 puan kazandırabilir. Diziler kategorisinden geliyor bu kez sorumuz. Covid-19 salgını sırasında karantina koşullarında çekilmiş Rasim Öztekin, Şoray Uzun gibi oyuncuların rol aldığı dizidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Ev yapımı. Ev yapımı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler.
Evet, bir Birol Güven projesiydi. Ev yapımı Emre Bey'e puan kazandırdı. Yeni soru gelecek efendim. Bu kez Özge Hanım'la seçiyoruz harfimizi. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 60 puan kazanabiliriz. Genel kültür olacak kategori ve soru ekranda. Yedi tepeli şehir olarak bilinen İstanbul'un bir tepesinin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Beyazıt. Beyazıt. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tabii Emre Bey'in yakınından geldi soru. Beyazıt'ta çalışıyorum. Evet. Emre Bey'in yakınından geldi. İstanbul Üniversitesi'ndeydi Emre Bey. Ve puanı aldık efendim. Bu arada İstanbul Valiliği'nde hep 7 tepeli şehir olarak bahsediliyor. Fakat tepelere dair bilgiyi de aktaralım. 7 tepe için İstanbul Valiliği şöyle der. 1. Topkapı Sarayı Tepesi. Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu kısım. 2. Çemberlitaş Tepesi, Nuri Osmaniye Camii'nin bulunduğu. 3. Beyazıt Tepesi, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Camii ve Süleymaniye'nin bulunduğu kısım. 4. Fatih Tepesi, Fatih Camii'nin bulunduğu kısım. 5. Yavuz Selim Tepesi, Sultan Selim Camii ve Külliyesi'nin bulunduğu kısım. 6. Edirne Kapı Tepesi, Mihrimah Sultan Camii'nin bulunduğu kısım. 7. Koca Mustafa Paşa Tepesi veya Cerrahpaşa Tepesi olarak da geçer der. Topkapı, Aksaray, Yedikule ve Cerrahpaşa'yı kapsayan bölgenin bulunduğu tepeler der. Tebrik ediyoruz Emre Bey'i. Sıradaki sorumuz Buse Hanım'ın sorusu olacak. K'nın K'si. K'nın K'si. 70 puan kazanabiliriz. Kategorisi genel kültür. Geliyor ekrana. Türk Hava Kuvvetleri'nin 2020 yılı Haziran ayında kutlanan yaşıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yiğit Bey. 109. 109. Türk Hava Kuvvetleri'nin 2020 yılı Haziran ayında kutlanan yaşı 109 mu? Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuz Emre Bey'in sorusu. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 70 puanımız var. Kategorisi tabirler olacak Emre Bey. Geliyor. Bir işten zarar görmeyen, kazancı yolunda olan kimse anlamındaki tabirdir. Süremiz başladı. Tuzu kuru. Tuzu kuru. Görelim. Tebrikler. Soru seçme sırası Yiğit Bey'e geçti efendim. Yumuşak G. Yumuşak G'de de 70 puanımız var. Kategorisi coğrafyaymış Yiğit Bey. Geliyor ekranımıza. Kızılırmak Vadisi'nin batısından başlayıp Sivas, Tokat ve Yozgat sınırını oluşturan coğrafi yükseltilerin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kızılırmak Vadisi'nin batısından başlayıp Sivas, Tokat ve Yozgat sınırını oluşturan coğrafi yükseltilerin adı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Emre Bey. Akdağlar. Akdağlar. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Özge Hanım seçecek sorumuzu. L. L harfi. 50 puan kazandırabilir. Kategorimiz spor olacak Özge Hanım. Geliyor. Türkiye'de erkek voleybolunun üst düzey ligidir. Nokta nokta ligi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Efeler. Efeler Ligi. Yiğit Bey ile aynı anda butona gittiler. Emre Bey biraz daha erken davrandı ve 50 puan kazandı mı? Görelim. Tebrikler.
Efeler Ligi. Ve hiç puan tablosuna gitmemiştik ödül bölümümüzde. Dilerseniz bir de puanlarımıza bakalım efendim. Geride bıraktığımız soruların ardından 420'yi gördü Emre Bey liderlik koltuğunda. 160 Yiğit Bey, 120 Özge Hanım. Henüz açılış yapamadık. Belki de bu soruda Buse Hanım'la açılış yapacağız efendim. Buyursunlar harfler. Antalya'nın A'sı. Antalya'nın A'sı. Kategorisi gök bilimiymiş Buse Hanım. Alırız efendim. İngiliz bilim insanı Sir William Herschel tarafından keşfedilmiş ve güneşe uzaklık sırasında 7. olan gezegendir. Süremiz başladı. Uranüs. Uranüs. İlk gün çok güzel yarışan Buse Hanım, Ben Bilirim'in ödül bölümünde Uranüs'le ilk puanını alır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, Buse Hanım açılışı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Konuya ilişkin TÜBİTAK'ta şöyle bir bilgi vardı. 18. yüzyıla gelindiğinde Güneş sisteminde halen 6 gezegenin varlığı biliniyordu. Ancak Uranüs'ün keşfi 1781'de resmi olarak gerçekleşti. Uranüs'ün neden bu kadar geç keşfedildiği sorusu akla gelebilir. Aslında Uranüs daha önce birçok kez gökyüzünde sönük bir nokta şeklinde gözlemlenmişti. Ancak önceleri bir yıldız olduğu düşünülüyordu. Bir gezegen olduğu İngiliz gök bilimcisi Sir William Herschel tarafından keşfedilmiştir der TÜBİTAK'taki bilgi. Tebrik ederiz Buse Hanım'ı. Geçiyoruz Emre Bey'e. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si 60 puan kazandırabilir. Kategorisi halk oyunlarıymış. Ekranda sorumuz. Artvin yöresiyle özdeşleşmiş ve ilin simgelerinden olan bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Atabarı. Atabarı. Görelim. Tebrikler. Yiğit Bey seçiyor sorumuzu. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan da burada var. Yiğit Bey kategorisi türkülerimizmiş. Geliyor ekranımıza. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Diley, diley, diley yar. Sözleri geçen türkümüzdür. Nokta nokta birçok dert vermiş. Süremiz başladı. Mevlam. Mevlam birçok dert vermiş. Türküler dediğimizde bir boynunu bükmüştü Yiğit Bey ama 50 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Sizde bazı kategorilerde buradan puan gelmez kesin. Bakışı çok belli oluyor Yiğit Bey. Yani öyle bir boynu büküyorsunuz ki yani bazen çok esnetiyorsunuz. O durumda diyorum ki hiç ümit yok ama şu burada mesela biraz daha az eğilmişsin. Yani, yani birazcık tahmin oldu. Çünkü türkülerle hiç aram yok. Hiç bilmem türkü. İşte denk geldi. Evet, güzel gördünüz. Tebrik ederim efendim. Yiğit Bey'den geldi aradığımız cevap. Şimdi Özge Hanım'la seçiyoruz yeni bir soru. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 50 puan kazandırabilir. Kategorisi genel kültür Özge Hanım. Buyursunlar. Cehennem Deresi ve Yerköprü Şelalesi gibi turistik noktalarıyla bilinen plaka kodu 33 olan ilimizdir. Süremiz başladı. Mersin. Mersin. Bu gülümsemelerin nedenine hakim değilim. Birazdan soracağım. Cehennem Deresi, Yerköprü Şelalesi gibi turistik noktalarıyla bilinen plaka kodu 33 olan ilimiz. Görelim. Tebrikler. Neye giriyordun? Şöyle açıklayalım. Daha öncesinde bunun muhabbetini yapmıştık zaten. Mersin'in olduğumu anlatmıştım ve... sizin memleket Mersin mi? Evet, ben Mersinliyim. Hiç yayında da bahsetmediğimiz için. Ve hatta yedi uyurlar çıkar, eshab-ı kef çıkar gibi sorular. Soruları. Bir de Emre Bey neler çıkabileceğini siz nereye... Söyledin, çok net bir şekilde. Peki, tebrik direkt ederiz. Direkt soruyu çalışmıştık öncesinde. Güzel güzel hazırlanmışlar. Buse Hanım da hazırlanarak gelmişti. Siz nelere bakmıştınız? Kısaltmalar? Kısaltmalara daha çok baktım. Annem onları tavsiye etti. Çok çıkıyor dedi. Evet, kısaltma çok soruyoruz. Haklı annenizde. Bakalım ikinci turda belki de karşımıza kısaltma sorusu da gelebilir. Bakalım. Efendim tebrik ettik Özge Hanım'ı bir kez daha. Yola devam ediyoruz Buse Hanım'ın sorusuyla. Umut'un U'su. Umut'un U'su 40 puan. Kategorisi oyuncular ve sorumuz şöyle.
Her Şey Seninle Güzel, Hedefim Sensin, Yedinci Koğuştaki Mucize filmlerinde rol almış oyuncudur. İlker nokta nokta. Süremiz başladı. Aksun. İlker Aksun. İlker Aksun. Buse Hanım'a 40 puan daha kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Güzel. Şimdi Emre Bey'deyiz efendim. Umut'un U'sundan sonra Ümit'in Ü'sü diyelim. Ümit'in Ü'sü. 60 puan değerinde edebiyat ve müzikmiş kategorimiz Emre Bey. Geliyor efendim. Rahmetli Müslüm Gürses'in de şarkı olarak söylediği "Zamanın eli değdi bize" sözleriyle başlayan Murathan Mungan şiiridir. Süremiz başladı. Gelmedi, buyurun Buse Hanım. Nilüfer. Nilüfer. Özge Hanım'ı ve Yiğit Bey'i yıkan cevap Nilüfer. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Buse Hanım daha hızlı davrandı, puanı aldı. Bu arada bu vesileyle soruda ismi geçen Müslüm Gürses'i de rahmetle ve saygıyla anmış olalım efendim bu vesileyle. Şimdi yeni soru alacağız. Yiğit Bey'deyiz. Gümüşhane'nin G'si. Gümüşhane'nin G'si. 50 puan, kategorisi 90'lar müzikmiş Yiğit Bey. Alıyoruz efendim. Sevda bahçesinde kurutulmuş bir gül idim. Beni sakla, bir ömür sev diye diye ölendim. Sözleri geçen Zeynep Dizdar şarkısıdır. Nokta nokta gönül. Süremiz başladı. Vazgeç. Vazgeç gönül. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve Yiğit Bey de 10 saniye içinde cevabını verdi. Şimdi soru seçme sırası Özge Hanım'a geçti. Hasan'ın H'si. Hasan'ın H'si 50 puan kazandırabilir. Kategorisi mecazmış Özge Hanım. Alıyoruz efendim. Zor soru anlamında kullanılan bir mecazdır. Nokta nokta suali. Süremiz başladı. Ahiret suali. Ahiret suali. Ahiret suali. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ne oldu Yiğit Bey? Son saniyede. Son saniyede. Emre Bey benden önce basardı zaten. Hazırda bekliyordu beyler. Fakat Özge Hanım heveslerini kursaklarında bırakmak. Sorduk mu acaba biz deyimlerde? Hevesini kursağında bırakmak. Olabilir. Tebrik ederiz Özge Hanım. Tebrikler. İyi hatırladı son anda. Şimdi son 8 soruya giriyoruz. Sorumuzun sahibi Buse Hanım olacak. Buyursunlar harfler. Deniz'in D'si. Deniz'in D'si. 40 puan kazanabiliriz. Kategorisi genel kültür. Şöyle sorulmuş. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunudur. Süremiz başladı. Rodeo. Rodeo. Görelim. Tebrikler. Evet, bir süredir puan tablosuna bakmamıştık. Dilerseniz puanlara da gidelim efendim. Kalan soru sayısı 7 ve liderlik koltuğunda 480 ile Emre Bey var. 260 Yiğit Bey, 220 Özge Hanım. Geç açıldı fakat arka arkaya güzel cevaplar, güzel puanlar geldi. 190 puanla da Buse Hanım yarışı sürdürüyor. Yeni sorumuz Emre Bey'in olacak. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 30 puan değerinde, kategorisi oyunlarmış Emre Bey. Geliyor. Tavla oyununda bir hanenin rakip oyuncu tarafından kullanılmasını engellemek için yapılan hamledir. Nokta nokta almak. Süremiz başladı. Kapı almak. Kapı almak. Görelim. Tebrikler.
Gün birincilerimizle ilk turda sadece 6 sorumuz kaldı. Yiğit Bey onlardan birini alıyor efendim. Riley'nin R'si. Riley'nin R'si 50 puan değerinde. Kategorisi barajlar. Yiğit Bey için ekranda. 1989 yılında hizmete giren ve İstanbul Anadolu yakasının su kaynaklarından biri olan Şile'deki barajdır. Süremiz başladı. Terkos. Terkos. Aradığımız cevap Terkos mu görelim? Hayır dediler Terkos için. 1989'da hizmete giren buyurun Emre Bey. Terkos. Terkos Z ile dedik. Evet. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puanımız var. Nokta nokta barajı. Bir kutu daha. 20 puan kaldı. Yiğit Bey buyurun. Karlık barajı. Karlık barajı. Yiğit Bey'e 20 puan kazandırır mı? Görelim. Hayır dediler. Buse Hanım. Varlık. Varlık barajı. Oldu mu? Görelim. O da değilmiş. Buyurun Emre Bey. Darlık. Darlık barajı. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Terkos'la başlayan yolculuğumuzda varlık. Ne gelmiş? Bir şey daha gelmişti. Darlık. Darlık. Terkos. Terkos geldi, darlık geldi sonunda ve aldık puanı efendim. Kaldı elimizde 5 soru. Özge Hanım'dayız. Sena'nın S'si. Sena'nın S'si 50 puan kazandırabilir. Deyimler kategorisinden alıyoruz sorumuzu. Gereğinden çok harcama yapmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Para nokta nokta. Süremiz başladı. Para saçmak. Para saçmak. Görelim. Tebrikler. İlk turun son 4 sorusuna kadar geldik. Buse Hanım'la başlıyoruz efendim son 4'e. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 40 puan kazandırabilir. Kategorisi müzikmiş Buse Hanım. Buyursunlar ekranımıza geliyor. Haykırsam Dünya'ya ve Kar Beyaz gibi parçalarıyla hatırlanan 1998 yılında kaybettiğimiz şarkıcıdır. Kerim nokta nokta. Süremiz başladı. Allah rahmet eylesin Kerim Tekin. Allah rahmet eylesin Kerim Tekin. 40 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Evet Buse Hanım anında gördü, anında hatırladı. Tebrik ediyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz sanatçı Kerim Tekin'i bir kez daha saygıyla anmış olalım efendim. Kaldı elimizde ilk turda 3 soru. Şimdi Emre Bey seçiyor. Can'ın C'si. Can'ın C'si 30 puan. Kategori anlam bilgisi Emre Bey. Buyursunlar. Gösteriş, çalım, fiyaka anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Caka. Caka. Liderimiz Emre Bey 30 puan daha kazandı mı görüyoruz. Tebrikler. İlk turumuzun tamamlanmasına 2 soru kaldı. Yiğit Bey'deyiz. Muğla'nın M'si. Muğla'nın M'si 40 puan. Kategori coğrafya. Yiğit Bey için ekranda. Yazın gündüz denizden karaya doğru esen, deniz yeli de denen mevsim rüzgarıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif Özge Hanım buyurun. İmbat. İmbat. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve son sorumuz Özge Hanım için gelecek. T. T harfimiz kalmış. 40 puanımız var ve
anlam bilgisiyle ilk turumuzu tamamlıyoruz. Minderin sertleşmesini sağlayan içindeki saman parçaları ve argoda yalan anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Argo'da yalan anlamında kullanılırmış. Diğer anlamı ise minderin sertleşmesini sağlayan içindeki saman parçalarına verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 30 puanımız var. Buyurun Özge Hanım. Kıtır. Kıtır. Yalan atmak yerine kıtır atmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Böylece ilk 28 soru geride kaldı. Puan tablosuna bakıyoruz efendim. 4 gün birincimizle hızlı geçen bir turun ardından 560 puan Emre Bey, 200'de bırakmıştık Yiğit Bey ama Özge Hanım son ataklarla 340'la ikincilik koltuğuna geçti. Üçüncülük koltuğunda 260'la Yiğit Bey var ve Buse Hanım da 230 puanla ilk turu tamamladı efendim. Ne dersiniz? Buse Hanım nasıl buldunuz ilk turda kendinizi? Tabii biraz düşük buldum ama inşallah telafisi olur. Yok ama şu var, lider dışında ki liderle aradaki evet. Fark da 560 ile 230 makasındayız şu an. Çok ciddi bir fark yok. Evet. İkinci turdaki iki soruya bağlı. Bence iyi başladınız. Evet. Yani yine de kötü değil açılış yani. Geç oldu sadece. Devamında sanırım güzel puan öyle. Aldık. Evet. Daha az konuşmayı tercih etmeye başladım. Buse Hanım. Yok ya, puan kadar konuşmuyoruz, rahat olun. Heyecanlandım bilmiyorum şu anda. Yok, heyecanlanmayın. Siz çok başarıyla yarıştınız ilk gün. Tüm misafirlerimiz öyle. Gerçekten her biri kendi alanında zaten özel hayatlarında, işlerinde çok başarılılar. Burada da hepsi puanlarıyla ispatlamış yarışmacılarımız. Umarım güzel olur ikinci tur. Umarım, inşallah. Emre Bey, siz ne dersiniz? Ya ben Nilüfer şarkısını hiç duymadım. Hani ayıp ettim biraz Müslüm Baba'ya ama bilmiyorum. Onun dışında gayet iyiydi yarışma. Bir de butonda elim hızlanmış herhalde. Hızlanmış mısınız? Hızlanmış. Çünkü Yiğit Bey'le girdiğiniz mücadelelerde çoğu kez daha erken buton hakkı aldınız. Evet. Tebrik ederim. Güzel yarıştınız ilk turda. Yiğit Bey, siz nasıl buldunuz kendinizi? Bayağı kötü. Kötü mü? Çok kötü. Allah Allah. Arkadaşlar benden daha iyi, onu kabul ediyorum ama ben de çok kötüydüm. Bilebileceğim soruları bilemedim. Basamadım da. Onu da zaten el becerim hiç yoktur. Hayret, geçen oyunda nasıl bastım onu da bilmiyorum. Ama ben kötüyüm. Muhtemelen sonuncu olurum diye düşünüyorum. Bakalım daha önce... Yok güzel ama ya arkadaşlar benden iyi. O yüzden hiç sıkıntı yok. Kabul ediyorum, iyi oldu. Çok çok erken karar verdiniz bence sonunculuk için. Yani çok kolay soruları bilemedim. Onları bilemiyorsam zaten çok da kazandım. İnşallah güzel olur ikinci tur. Yiğit Bey, bakalım. Bambaşka bir tablo görebiliriz yani ikinci turda. Özge Hanım, siz ne dersiniz? Nasıl buldunuz? Ben finaldeki soruları tabii çok daha zor buldum açıkçası. Hani bir önceki yarışmadakindense çok daha zorluydu. Size böylesi yakışır diye düşünülmüş gün birincilerine. Bilemiyorum artık, yani çok daha zordu ama güzel, eğlenceli geçiyor güzel. Benim için çok yani, mutluyum. Evet, dediğiniz gibi sorular daha zor fakat o zorluğa rağmen de hızlı ilerledik, hızlı cevapladık. Umarım ikinci turda herkes için güzel olur. Başarılar diliyorum Özge Hanım size. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de gün birincilerimizden hangileri, hangi iki yarışmacımız finale yükselecek onu görmek için hadi ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Ben Bilirim'in ödül bölümünde yola ikinci turla devam ediyoruz. İlk sorumuzu Buse Hanım seçiyor. Buyursunlar, harf tablosu. Nilgün'ün N'si. Nilgün'ün N'si, anne ile başlayalım dedi Buse Hanım. 110 puan değerinde, kategorisi yiyeceklermiş Buse Hanım. Geliyor efendim. İçinde fenli petek kullanmadan arılar tarafından peteğiyle birlikte yapılan yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Kara kovan balığı. Kara kovan balığı. 110 puan değerinde. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İlk turumuzun lideriydi. İkinci turumuza da 110 puanla başladı Emre Bey. Buyursunlar, kendi sorusunu alacak şimdi de. Yumuşak G diyorum. Yumuşak G, 110 puan daha varmış. Kategorisi Türk Sanat Müziği olacak Emre Bey. Buyursunlar.
Sevgilim bu yerden gittin gideli, ılgıt ılgıt eser sevdanın yeli, sözleri geçen Türk sanat müziği şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Sevgilim bu yerden gittin gideli, ılgıt ılgıt eser sevdanın yeli, sözleri geçen Türk sanat müziği şarkısını arıyoruz ve kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Buse Hanım. Güller ağlasın. Birçok usta sanatçı tarafından söylenen o şarkı Güller Ağlasın mı? Görelim. Tebrikler. Buse Hanım böylece ikinci turdaki ilk puanını aldı efendim. Leylaklar dökülüp güller ağlasın. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Yiğit Bey seçiyor bu turdaki ilk sorusunu. Londra'nın L'si. Londra'nın L'si 90 puan kazandırabilir. Sağlıktan gelecek Yiğit Bey sorunuz. Alıyoruz efendim. Vücudun yara almış veya hassas olan bölgesini sargı ile sarmaktır. Süremiz başladı. Bandajlamak. Bandajlamak. Üç yarışmacımız birden ellerini butona doğru götürmüştü ki Yiğit Bey 90 puan alır mı? Görelim. Tebrikler. İlk turun sonunda çok öz eleştiri yapmıştı Yiğit Bey. Kötü gidiyorum, dördüncü olacağım diye. Fakat ikinci tura iyi başladınız. Tebrik ederim Yiğit Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyursunlar, Özge Hanım seçiyor. M. Mustafa'nın M harfi. M'si. Mustafa'nın M'si 110 puan kazandırabilir. Kategorisi deyimler olacak. Özge Hanım için geliyor. İnsanların bilmediği bir durumu gözler önüne sermek, anlaşılır hale getirmektir. Süremiz başladı. Açığa çıkarmak. Açığa çıkarmak. Görelim. Kutlarız. Buse Hanım'dayız. Buyursunlar harflerimiz. Sevginin S'si. Sevginin S'si 80 puan değerinde. Müzik kategorisinden gelecek Buse Hanım için sorumuz. Bir müzik sanatçısının eserlerinin kronolojik listesine verilen yabancı kökenli addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yiğit Bey. Diskografi. Diskografi. Bu kez de Özge Hanım'ın Yiğit Bey'le bir buton yarışı vardı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar, yeni bir soru. Emre Bey'in sorusu olacak. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 140 puan da buradan kazanabiliriz. Bir deyimler kategorisi daha varmış. Geliyor efendim. Bir konu üzerinde çok kişinin rastgele konuşmasını ifade eden deyimdir. Nokta 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 çıkmak. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yiğit Bey. Her kafadan bir ses çıkmak. Her kafadan bir ses çıkmak. Bir konu üzerinde çok kişinin rastgele konuşmasını ifade eden deyim. Ne oldu Yiğit Bey? Bir güldük. Doğru mu? Görelim. Ha, yok mu? Kutlarız. Tamam, var sandım. Niye öyle heyecanlandın? Siz Özge Hanım'dan cevap var mı sandınız? Ben hiç basıyor zannettim de, o yüzden. Yok, basmamış. Yok, basmıyordum. Siz zaten öyle bir odaklanıyorsunuz ki herkes basıyor psikolojisine. Ben korktum ama. Bu sefer ben korktum. Korkuttum. Özür dilerim. Bir de bazen orada bir sohbet dönüyor. Ben de sınıfın öğretmeni gibi ne oldu ne oldu diye bir anlamadan. Puan tablosuna gidelim mi birlikte bir? Şu ana kadar hiç bakmadık ikinci turda. Efendim, tablo şöyle. 670 Emre Bey, 570 Yiğit Bey, 450 Özge Hanım, 320 Buse Hanım. Yeni soru alacağız Yiğit Bey'le birlikte.
Hadi deneyelim. Eşim Oya'nın oğlu olsun. Oya Hanım'ın oğlu 140 puan kazandırabilir. Kategorisi türkülerimiz. Yiğit Bey'in çok sevdiği kategori geliyor efendim. İçinde hop tara leyli, leyli leyli ellerine, sarılaydım o incecik bellerine vay vay sözleri geçen türkümüzdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. İçinde hop tara leyli, leyli leyli ellerine, sarılaydım o incecik bellerine vay vay sözleri geçen türkümüz kimden gelecek? Yüksek puanlı bir sorumuz, 140 puanı var ve kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Bir dakika süremiz var. Bir kutu daha. TRT Müzik Dairesi yayınlarında Göre Konya olarak geçmektedir. Konya yöresi türküsüdür. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puana düştük. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. 80 puana düştük. Son 20 saniyeye girerken bir kutu daha. 70 puan. Bir kutu daha. Buyurun Yiğit Bey. Elmaların yongası. Elmaların yongası. 60 puan kazandıracak mı Yiğit Bey'e? Görelim. Tebrikler. Evet Yiğit Bey kimseye yar etmedi yine sorusunu. Evet. Aldı puanı. Tebrik ederim. Çok çok sevdiğim bir türküdür. Sevdiğiniz bir türküdür. Hiç bilmiyorum. Hayatımda ilk defa duydum. Yani türküyü dinletemem ama sözleri var. Sözlerinden belki çağrışım yapabilir. Belki, evet, belki ismini bilmiyoruz. Türküyü biliyoruz. Olabilir da. Evet. Elmaların yongası aslanım aman aman ey. Haydi sağ cebinde aynası aman aman aman. Aman sağ cebinde aynası vay vay. İki duvar arası aslanım aman aman ey. Haydi hovardalar yaylası aman 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 şeklinde. Belki melodisiyle de belki. Hani benden gelmez de hani çıkınca bir dinleyin. Olabilir. Sağ olun. Peki. Efendim, bu arada puan tablosu. Eşine söylersin öyle. Pardon Özge Hanım. Eşine söylersin artık bu güzel türküye. Evet Konya yöresi türküsüydü. Birçok usta sanatçı tarafından da seslendirilmişti efendim, söylenmişti. Bu arada fark çok azdı. Bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak Yiğit Bey ve Emre Bey arasında 630'a 670 oldu. 40 puana düştü fark. Şimdi Özge Hanım'dayız. Şeyma'nın şeysi. Şeyma'nın şeysi 100 puan değerinde. Özge Hanım bu akşam ne kadar deyim varsa topluyorsunuz. Bir deyimler daha geliyor efendim ekranımıza. Değerini yitirmek artık rağbet görmemektir. Süremiz başladı. Buyurun Yiğit Bey. Gözden düşmek. Gözden düşmek. Cevap doğruysa Yiğit Bey ilk kez liderlik koltuğuna geçecek. Gözden düşmek. Görelim. Tebrikler. Evet, türküler kategorisine biraz daha mesafeli yaklaşsa da koltuğa geçmesinde önemli bir payı var türkülerimizin. Evet. Tebrik ederiz Yiğit Teşekkür Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim şimdi sıradaki sorumuzu alıyoruz Buse Hanım'la birlikte. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 80 puanımız varmış Buse Hanım. Kategorisi coğrafya olacak efendim. Geliyor. Manisa ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Şehzadeler. Şehzadeler. Manisa ilimize bağlı ilçe. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 80 puan kazandı Emre Bey. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Ve liderlik yarışındaki son durumda avantaj Emre Bey'e geçti. 750-730. Buyursunlar Emre Bey seçiyor.
Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 150 puan kazandırabilir. Kategorisi dizilermiş Emre Bey. Geliyor efendim. Ulaş Tuna Aztepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman ve Sinan Tuzcu'nun rol aldığı Nefes karakterinin bulunduğu dizidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Özge Hanım buyurun. Sen Anlat Karadeniz. Sen Anlat Karadeniz. 150 puan kazandırır mı Özge Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Özge Hanım da aldığı bu yüksek puanın ardından 600'ü gördü. Yeni sorumuzun sahibi Yiğit Bey oldu. Yine Riley'nin reisi. Lütfen bileyim artık ya. Köpeğime ayıp oluyor. Geçen sefer alamamış mıydık? Alamadım. Bu ilk etapta da alamadım. Üzülecek hayvanca. Evet, bakalım bu kez gelecek mi? Kategori neymiş? R harfinde edebiyat var Yiğit Bey. Buyursunlar efendim. Başta Hababam Sınıfı olmak üzere Karartma Geceleri ve Yıldız Karayel gibi eserleri bulunan ünlü yazarımızdır. Süremiz başladı. Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Yiğit Bey'e puan kazandırdı rahmetli Rıfat Ilgaz. Hatta kısa bir süre önce de ölüm yıl dönümüydü 7 Temmuz. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmış olalım. Emre Bey'le de konuşmuştuk Hababam Sınıfı'nı bayağı. Öyle mi? Yayın öncesi mi konuştuk? İnanılmaz denk geliyor gerçekten. Yok, sorular sizin konuşmanıza göre asla ayarlanmadı yani. Ama cidden hızlı bir ekip var. Çok da başarılı evet. Bir ekip var. Hiç gün birincilerimiz zaten. Çok güzel gidiyorsunuz. Nazar değmesin. Evet, bir kez daha Türk Edebiyatı'nın ve bugün neredeyse 2-3 günde bir izliyoruz Hababam Sınıfı'nı. Farklı televizyon kanallarında o ölümsüz eseri ortaya çıkaran Rıfat Ilgaz'ı da bir kez daha anmış olalım efendim saygıyla. Yeni soru gelecek. Bu kez Özge Hanım'dayız. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 110 puan. Kategorisi anlam bilgisi Özge Hanım. Geliyor. Bir konuda taraflarla görüşerek çözüm yolu bulma konusunda yardımcı olmaktır. Süremiz başladı. Aracılık etmek. Aracılık etmek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar, harflerimiz Buse Hanım için dönüyor. Zeyna'nın Z'si. Z harfi kimin Z'si? Zeyna. Zeyna'nın Z'si. Evet. 100 puan kazandırabilir. Kategorisi çalışma hayatı olacak Buse Hanım. Geliyor efendim. Çalışan ile kurum veya patron arasındaki ilişkileri düzenleyen şartların yer aldığı mukavele'dir. Süremiz başladı. İş sözleşmesi. İş sözleşmesi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Emre Bey'deyiz şimdi de. Van'ın V'si. Van'ın V'si 150 puanlık sorumuz. Kategorisi deyimler olacak. Emre Bey için geliyor. Çok yüksek sesle anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Avazı çıktığı kadar. Avazı çıktığı kadar. 150 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Yarışmacılarımız özellikle mesafeli olduğu kategorilerden güzel puanlar kazandılar. İlk Emre Bey ne zaman deyim desem şöyle bir of diyor ama sonra puan geliyor. Yiğit Bey de keza o uzak durduğu mesafeli durduğu kategorilerden aldı. Son duruma dilerseniz birlikte bakalım efendim. Tabloda 900 puanla Emre Bey, 810 puanla Yiğit Bey, 710'la Özge Hanım, 420 ile Buse Hanım yarışıyor. 4 misafirimizin de finale yükselme şansı devam ediyor. Sıradaki sorumuz gelecek Yiğit Bey için.
Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 90 puanlık kategorisi sağlık olacak Yiğit Bey. Alırız efendim. Açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin telekonferansla katıldığı İstanbul'daki hastanedir. Başakşehir nokta 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 şehir hastanesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Çam ve Sekura. Çam ve Sekura. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de telekonferansla katıldığı İstanbul'daki hastane. Başakşehir. Buyurun Buse Hanım. Çam ve Sakura. Çam ve Sakura Hastanesi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Buse Hanım'a gitti. Burada da puanlar. Sakura çok fazla duyduk haberlerde. Çam ve Sakura Hastanesi'nin. Sakura böyle bir bitkiymiş efendim. Hatta uluslararası ajanslarda şöyle bir bilgi vardı. Sakura çiçekleri Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil eder. Tarih boyunca Japon savaşçıların felsefesinde Sakura'nın çok kısa süreliğini açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği belirtilmiş. Bir kez daha özellikle o koronavirüs sürecinde iki ülkenin dayanışmasıyla ortaya çıkan hastanemiz hizmete girdi. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Kimden geldi? Buse Hanım'dan. Efendim yeni soru alacağız. Sorumuzun sahibi Özge Hanım olacak. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. 140 puanımız var Özge Hanım. Kategorimiz eğitimmiş efendim. Geliyor. Alanya'da 2015 yılında eğitime başlamış yüksek öğretim kurumumuzdur. Nokta 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 üniversitesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Alaaddin Keykubat Üniversitesi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi. 140 puan kazandırır mı Emre Bey'e? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Artık final turuna çok az kaldı. 1040, 810, 710, 510. Ve yeni soru alacağız efendim. Sorumuzun sahibi Buse Hanım olacak. Gümüşhane'nin G'si. Gümüşhane'nin G'si. 110 puan kazanabiliriz Buse Hanım. Bu kez sorumuzun kategorisi trafikmiş. Buyursunlar. Kırmızı üçgen içinde beyaz zemin üzerine çizilmiş büyükbaş hayvan görüntüsü olan trafik işaretidir. Nokta nokta hayvanlar nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Ehli hayvanlar geçebilir. Ehli hayvanlar geçebilir. Kırmızı üçgen içinde beyaz zemin üzerine çizilmiş büyükbaş hayvan görüntüsü olan trafik işareti ehli hayvanlar geçebilir mi? Görelim. Tebrikler. Yarışmacılarımız bu bizim görselli sistemimize o kadar alıştı ki kenardan hemen bir görsel arıyorlar. Evet geldi Emre Bey, sizi kırmadılar. Rejiden sağ olsunlar. Aradığımız trafik işareti buydu efendim. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Şimdi yeni soru alacağız. Sorumuzun sahibi Emre Bey olacak. Pırasa diyorum. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si. 130 puan kazanabiliriz. Kategorisi sağlık. Az önce Çam ve Sakura Hastanesi'nde kaçırmıştı. Bakalım bu kez karşımıza ne çıkar? Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışmak için oluşturulmuş gruptur. Nokta 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 kurulu. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışmak için oluşturulmuş grup Özge Hanım. Toplum koruması gibi.
bu süre içerisinde gelirse alırız. Gelmedi. Yeniden tüm butonlar aktif ve kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Nokta 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 kurulu. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Özge Hanım. Toplum Salimliği Kurulu. Toplum Salimliği Kurulu. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Buse Hanım. Toplum Bilimleri. Toplum Bilimleri Kurulu. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Özge Hanım cevaba ulaşabilmek için epey mücadele etti ama gelmedi. Puanlar Buse Hanım'a gitti. Buse Hanım da arka arkaya sağlık kategorisinden güzel puanlar kazandı efendim. Önce Çam ve Sakura, arkasından Toplum Bilimleri Kurulu. Bakalım puan tablosunda son durum nedir? Buse Hanım kaça ulaşmış? 610 puana ulaştı. Final şansını sürdürüyor. Yeni sorumuzu alacağız Yiğit Bey ile birlikte. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı. Yine yüksek puanlı bir soru Yiğit Bey. 150 puan. Kategorisi Yiğit Bey'in çok sevdiği bir kategori. Ne olabilir Yiğit Bey? Türkülerimiz tabii ki. Müzik geçiyor burada. Bakalım türkü mü, şarkı mı, ne çıkacak karşımıza? Müzik kategorisiymiş. Geliyor ekrana. Daimi Türk şefleri arasında Hikmet Şimşek, Gürer Aykal, Rengim Gökmen gibi isimlerin bulunduğu müzik topluluğudur. Cumhurbaşkanlığı nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Senfoni Orkestrası. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yine müzik, yine Yiğit Bey. Tebrik ederiz Yiğit Bey efendim. Teşekkür ederim. Puan tablosuna dönecek olursak az önce ikincilik koltuğundaydı. Halen ikincilik koltuğunda. 960'a yükseltti efendim puanını Yiğit Bey. Şimdi Özge Hanım'la seçiyoruz yepyeni bir soru daha. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 130 puan kazandırabilir. Kategorisi turizmmiş Özge Hanım. Geliyor efendim. İçinde Sumela Manastırı'nı da barındıran Trabzon ilimizdeki milli parkın adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. İçinde Sümela Manastırı'nı da barındıran Trabzon ilimizdeki milli parkın adı ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ben bilirim de final öncesi kalan 9 sorudan biri ekranda. 120 puanı var. Final yolculuğumuzda önemli bir soru. Bir kutu daha. 110 puanımız kaldı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Trabzon'da bulunan o milli parkımız hangisi olabilir? Bir kutu daha. 80 puana düştük. Bir kutu dediğim an Yiğit Bey buyurun. Ketenpere Vadisi. Ne vadisi? Ketenpere. Ketenpere Vadisi. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler, Ketenpere değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. 70 puan Yiğit Bey buyurun. Altındere Vadisi. Altındere Vadisi. Ketenpere'den Altındere'ye döndük. 70 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Güzel gördünüz Yiğit Bey, tebrik ederim. Efendim kaldı elimizde artık final turu öncesi 8 sorumuz. Halen herkesin şansı devam ediyor. Hatırlatmış olalım ve Buse Hanım'la final öncesi son 8'e başladık. Üsküp'ün üsü. Üsküp'ün üsü 120 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi spormuş Buse Hanım. Buyursunlar efendim.
Manchester United'la Leeds United arasındaki rekabetin anıldığı isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. İngiliz futbol kulüpleri Manchester United'la Leeds United arasındaki rekabetin anıldığı isim Özge Hanım, buyurun. Külahlar Savaşı. Ne savaşı? Külahlar Savaşı. Külahlar Savaşı. Tamam. Doğru mu? Görelim. Külahlar Savaşı'na hayır dediler, Buse Hanım. Dünyalar Savaşı. Dünyalar Savaşı. Doğru mu? Görelim. Dünyalar Savaşı'na da hayır dediler, Yiğit Bey. Yüzyılın Savaşı. Yüzyılın Savaşı. Oldu mu? O da olmadı. Emre Bey. Düşesler Savaşı. Düşesler Savaşı. Görelim. Ona da hayır dediler. Buse Hanım. Güçlerin Savaşı. Güçlerin Savaşı. Bu kez olur mu? Ona da hayır dediler. Emre Bey. Güçlüler Savaşı. Güçlüler Savaşı. 120 puan Emre Bey'e yazılacak mı? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım efendim. 110 puanımız var. Manchester United'la Leeds United takımları arasındaki rekabetin anıldığı ismi arıyoruz. Bir kutu daha açıyoruz. 100 puana düştük. Yiğit Bey, buyurun. Söylendi mi hatırlayamadım. Güçlerin Savaşı. Güçlerin Savaşı söylenmişti ama yani. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Özge. Güllerin Savaşı. Ne? Güllerin Savaşı. Güllerin Savaşı. Bu kez oldu mu? Kesin. Görelim. Tebrikler. Evet, misafirlerimiz neleri neleri savaştırmadılar. Gelmedi cevap, fakat Özge Hanım'dan aradığımız cevap geldi. Peki neden Güllerin Savaşı denirmiş? Konuyla ilgili İngiliz basın kuruluşlarında yer alan bilgi şöyleydi. Güllerin Savaşı adı 15. yüzyılda İngiltere'de yaşanan iç savaştan geldiği belirtilmiş. Çünkü iki takım da iç savaşın en şiddetli olduğu bölgelerin takımları olmasından dolayı aralarındaki rekabete Güllerin Savaşı adı verilmiş efendim. Manchester United ve Leeds United takımlarıydı. Puan kime gitti? Özge Hanım'a gitti. Evet, o kadar herkes butona bastı ki en son kimde kaldı tam hatırlayamadım. Tebrik ederim Özge Hanım. Şimdi Emre Bey ile seçiyoruz kalan 7 sorudan birini. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 100 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi ülkelermiş. Emre Bey için geliyor. 1 Ocak 1993 yılında iki devletin kurulmasıyla tarihe karışmış Avrupa ülkesidir. Süremiz başladı. Çekoslovakya. Çekoslovakya. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Slovakya ve Çekya'ydı. Aradığımız cevap Çekoslovakya'ydı. Emre Bey 77 ülke gezmiş yarışmacımız. Burada hiç zorlanmadan cevabı verdi. Tebrik ederim Emre Bey. 78 neresi olacak Emre Bey, belli mi? Vallahi ben Patagonya istiyorum. Arjantin olacak gibi ama inşallah. Tabii İnşallah ki. Şu süreç biraz daha normalleştikten tabii, Güney, sonra diyorsunuz. Zaten şu an Güney Amerika'da pandemi çok yaygın durumda. Arjantin'de, Brezilya'da. O yüzden hani daha da uzun sürebilir. Hani bizdekinden daha kötü durumdalar şu an. O yüzden bekliyoruz. Evet, İnşallah hayallerinize kavuşmaya devam edersiniz. İnşallah. Bu arada kaldı elimizde 6 sorumuz efendim. Şimdi sorumuzu Yiğit Bey ile seçiyoruz. Buyursunlar. Kastamonu'nun K'si. 110 puan değerinde Kastamonu'nun K'si. Kategorisi ulaşım olacak Yiğit Bey. Alırız efendim sorumuzu. Konya, Ereğli, Ulukışla, Pozantı, Adana arasında seferler yapan tren hattıdır. Süremiz başladı. Konya Ekspresi. Konya Ekspresi. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Emre Bey. Toros Ekspresi. Toros Ekspresi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 110 puan daha kazandı ve biz de puan tablosuna dönüyoruz efendim. Kalan soru sayısı 5 ve tablo şöyle.
1360 puanla Emre Bey lider, 1030 puanla Yiğit Bey takibi sürdürüyor. Özge Hanım 810, Buse Hanım 610. Kalan 5 soruda herkesin finale yükselme şansı devam ediyor efendim. Özge Hanım'dayız. Ayşe'nin A'sı. Ayşe'nin A'sı 80 puan değerinde. Özge Hanım'ın sorusunun kategorisi oyuncular olacak. Geliyor efendim. Çocuklar Duymasın adlı dizide Emine karakterini canlandıran oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. 80 puanlık sorumuz ekranda. Çocuklar Duymasın adlı dizide Emine karakterini canlandıran oyuncu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Uzun yıllardır ekrana gelen dizide Çaycı Hüseyin karakteriyle evli olan Emine karakterini canlandıran oyuncu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Buse Hanım. Melek Şahin. Melek Şahin. 60 puan Buse Hanım'a yazılır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, Buse Hanım'a gitti. Bu sorunun da puanı neredeyse her eve uzun yıllardır giren o Emine karakterini canlandıran oyuncumuzu da ekrana getirmiş olduk efendim. Melek Şahin'i. Tebrik ediyoruz Buse Hanım'ı. Buse Hanım seçecek şimdi. Son 4 soruya başlıyoruz final öncesi. Buyursunlar. Urfa'nın U'su. 110 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda yöresel ürünlerden gelecek Buse Hanım sorumuz. Buyursunlar. İç olarak veya kavrulmuş halde yenildiğinde kendine özgü aromasıyla fark edilen coğrafi işaret tescilli meyvedir. Giresun nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Giresun tombul fındığı. Giresun tombul fındığı. Coğrafi işaret tescilli o meyve Giresun tombul fındığı mı? Görelim. Tebrikler. 110 puan daha kazandı Emre Bey final yolculuğumuzda. Bugün maşallahı var görsellerimizin. Ne desek arka arkaya geliyor. Giresun tombul fındığını da arkadaşlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından almışlardı efendim. Tebrik ederiz Emre Bey. Yeni soru gelecek. Kaldı elimizde son 3 soru. Emre Bey'deyiz. Ömer'in Ölsü. Ömer'in Ölsü 90 puan. Kategorisi fizik olacak Emre Bey. Geliyor efendim. Fizikte yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan barometrenin diğer adıdır. Süremiz başladı. Basınç ölçer. Basınç ölçer. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Son iki soru kala. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Yiğit Bey ve Özge Hanım'ın soruları öncesi 1030'a 1560 şeklinde finalistlerimiz netleşmiş oldu. Yiğit Bey ile Emre Bey birazdan final turunda yarışacaklar. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? Fakat nihai tabloyu görmek için son iki soruyu da alıyoruz. Yiğit Bey'deyiz. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 110 puan kazandırabilir. Kategorisi genel kültür Yiğit Bey. Geliyor. İstanbul Fatih'te bulunan, eskiden özellikle Ramazan ayında eğlence ve kültür sanat etkinlikleriyle bilinen yerdir. Beğenmediniz mi Yiğit Bey? Çok kolay biliyorum, aklıma gelmiyor. Gör, süremiz başladı. Süremiz dolmak üzere. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Direkler Arası. Direkler Arası. Belki biraz daha süre olsaydı Yiğit Bey'den de gelirdi. Peki Emre Bey'in cevabı doğru mu? Görelim. Tebrikler. Dedim herhalde bu kategoride de Yiğit Bey isyan ediyor artık. Yok yok, güzel kategori. Güzel kategori değil mi? Peki tebrik ederiz efendim Emre Bey. Son sorumuz artık. Özge Hanım seçecek kalan sorumuzu.
Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 80 puan. Genel kültürmüş kategori Özge Hanım geliyor. Düzenli, bakımlı, iyi görünümlü gibi anlamlarda kullanılan, iş ilanlarında da aranan bir özelliktir. Süremiz başladı. Presentable. Presentable. 80 puan kazandıracak mı Özge Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Efendim böylece Ben Bilirim'de toplam 56 soru geride kaldı. Bir hafta boyunca başarıyla yarışan misafirlerimizin ödül bölümündeki sıralaması belli oldu. Birazdan final turuna kimler yükselecek? 1670 ile Emre Bey finalde. Rakibi ise İzmir'den misafirimiz 1030 puanla Yiğit Bey. Kutlarız. Hanımlar da özellikle beylerin performansı artırdığı noktalarda biraz yetersiz kaldık ama genel olarak zaten ilk günde bugün de başarılılardı. Puan tablosundaki durumlar ise şöyle. 890 puan topladı Özge Hanım. Bu haftamızın üçüncüsü oldu. Buse Hanım da bu hafta birlikte yarıştığımız 16 yarışmacımız arasından 670 puanla dördüncü oldu. Tebrik ederiz. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Beylerle finalde konuşacağız. Ne dersiniz Özge Hanım? Nasıldı sizin adınıza? Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Çok güzel bir ekiple beraber yarıştım. Bugün çok anlam, deyim size çok geldi. Evet. Arka arkaya onları seçtiniz. Gerçi güzel puanlar da aldık onlardan. ama beyler biraz tempoyu artırdı ortalardan itibaren. Yarıştığım insanlar inanılmaz. Teşekkür ederim. Tanımaktan, yarışmaktan bir kez daha memnun olduk efendim. Buse Hanım siz ne dersiniz? Çok enerjik bir ekiple birlikteydim. Çok keyifli geçti benim için. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum final etabında. Ama tabii genel olarak çok memnun ayrılmadım. Yanlış yerlere çalışmışsınız. Evet, ben ya çok başka anlamışım. Şans, kısmet. Sizinle olmak güzeldi, stüdyoda olmak güzeldi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bir kez daha anne Nilgün Hanım'a da saygılar. Ben Bilirim'i sürekli takip ediyormuş. Bir kez daha saygılar efendim. Sağ olun. İzninizle biz final turumuza geçelim. Bu akşamın birincisi kim olacak? Arada 4 soruluk bir fark var. Emre Bey mi yoksa Yiğit Bey mi? Hadi onu görmek için birlikte finale geçelim. Teşekkür ederim tekrar. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de final zamanı. Emre Bey ve Yiğit Bey bir hafta boyunca yarıştılar. Çok da güzel yarıştılar. Artık son sorular, son turumuz. 1670'e 1030. Yani arada 4 soruluk fark var Emre Bey lehine. Bakalım bu haftanın birincisi kim olacak? Yiğit Bey hazır mısınız? Hazırım. Efendim ilk kategorimizi Yiğit Bey ile birlikte seçiyoruz. Buyursunlar kategori ekranımız. Ne diyelim Yiğit Bey? Bu akşam sağlık, genel kültür, müzik, tarih ve sinema varmış. Sinema, Denizli diyelim. Sinema kategorisi, Denizli'nin D'si cevabımızda göreceğimiz harf. Ben Bilirim'in finalinin ilk sorusu geliyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Uğur Yücel, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in oynadığı 2010 yapımı filmdir Yiğit Bey. Gelmedi. İki yarışmacımız için de süremiz işliyor. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Yiğit Bey. Gelmedi Yiğit Bey. İkinci ve son hakkını kullanmış oldu. Yiğit Bey'in hakkı da olduğu için kutu açamıyoruz. Emre Bey için son 10 saniye. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Uğur Yücel, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in oynadığı 2010 yapımı film. Son 1 saniye Emre Bey. Sallayacağım ama kader kapanı. Kader kapanı. Cevap doğruysa fark 5 soruya yükselecek. Yiğit Bey hayır kader kapanı değil diyor cevap. Kader kapanı mı? Görelim. Hayır dediler. Soruyu da süreyi de doldurmuş olduk. Efendim Yiğit Bey? Ejder kapanı. Ejder kapanı diye
Sonradan hatırladı Yiğit Bey. Cevap ejder kapanımı. Görelim efendim. Evet, ejder kapanıymış. Sağlık olsun diyelim Yiğit Bey. Acaba butona erken mi gittiniz? Evet, bir tane daha bekleyebilirim ama kesin bilecek diye bastım ama tabii evet. Risk aldım. Sağlık olsun diyelim. Daha şansımız devam ediyor. 5 soru fark var fakat pardon 4 soru dört. Fark var fakat 9 sorumuz var daha. Bakalım. Efendim şimdi yeniden kategorilerdeyiz Emre Bey'le. Tarih U. Tarih kategorisi U harfi geliyor. Yavuz Sultan Selim'in annesinin adıdır Yiğit Bey. Değil de Mihrimah Hatun diyeceğim değil ama. Mihrimah Hatun. Cevap doğruysa fark 3 soruya düşer. Yavuz Sultan Selim'in annesinin adı Mihrimah Hatun mu? Görelim. Hayır dediler. Bu soruda da 3 kutumuzu açma hakkımız vardı. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha ve açabileceğimiz son kutuda geliyor. 15 saniyemiz var. Yiğit Bey buyurun. Gülbahar Hatun. Gülbahar Hatun. Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun. Görelim. Tebrikler. Böylece fark 3 soruya düştü. 8 sorumuz daha var efendim. Yeniden kategorilerdeyiz. Sinema V. Sinema kategorisi V harfi. Eller butonda, sorumuz ekranda. Başrollerinde Sermiyan Midyat, Ayça Damgacı ve Gizem Karaca'nın oynadığı komedi filmidir. Nokta 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 tu. I love you too. I love you too. Cevap doğruysa fark 2 soruya düşecek. I love you too mu aradığımız cevap? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde 7 soru, aradaki fark 2 soru. Final turuna başlamadan önce Yiğit Bey diyordu ki bir cevap gelse rakipten artık şansım kalmayacak. Fakat arka arkaya gelen 2 cevap Yiğit Bey'i daha da iddialı hale getirdi. Emre Bey'in de avantajı sürüyor efendim. Kategorilerdeyiz. Bu kez de Emre Bey'le seçiyoruz. Tarih. Tarih kategorisi S harfimiz kalmıştı. Geliyor. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde ticaret, sanayi, maden ve orman alanındaki hizmetleri yürütmekle görevli kurumdur. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. 2 kutu daha dediğim an Emre Bey. İktisat. Gelmedi. 2 kutu daha açıyoruz. Son 7 saniye Yiğit Bey buyurun. İktisat vekaleti. İktisat vekaleti. Cevap doğruysa fark 1 soruya düşecek. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde ticaret, sanayi, maden ve orman alanındaki hizmetleri yürütmekle görevli kurum. İktisat vekaletimi görelim. Tebrikler. Bir sorumuz kaldı. Aradaki farkı 1'e düşürdük Yiğit Bey. Bakalım. Yiğit Bey direnmeye devam ediyor. Evet, puan almaya devam ediyor. Çok Emre Bey de açılışı yaparsa eminim rahatlayacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu heyecanlı yarış. Buyursunlar. Yeniden kategori ekranındayız Yiğit Bey'le. Müzik Lüleburgaz. Müzik Lüleburgaz. Geliyor efendim sorumuz. Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalan gibi parçalarla bilinen genç Türk pop müziği şarkıcısıdır Yiğit Bey. Aleyna Tilki. Aleyna Tilki. Cevap doğruysa avantaj Yiğit Bey'e geçecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler.
Final turumuza 4 soruluk farkla başlamıştık. Yiğit Bey o 4 soruluk farkı kapatıp 1 soruluk avantaj yakaladı. Şimdi yeniden kategori seçiyoruz. Emre Bey'deyiz. Genel kültür Rize. Genel kültür Rize. Buyursunlar. Bitkilerin ve hayvanların yeryüzüne dağılımıyla uğraşan bilim dalıdır Emre Bey. Gelmedi. İki yarışmacımız için de süremiz işliyor. Emre Bey iki hakkından birini kullanmış oldu. Bitkilerin ve hayvanların yeryüzüne dağılımıyla uğraşan bilim dalı. Bu soruda üç kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Son 10 saniye. Bir kutu daha. Buyurun Yiğit Bey. Gelmedi. Birer hakkını kullandı misafirlerimiz. Son 6 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Ve butona gitmediler. Bio'da. Bulamadım gerisini. Herhalde bio. Bilmiyorum da. Bio. Bio mu? Bio. Devamı ne olabilir acaba? Bitki canlıların yeryüzüne dağılımıyla. Bio bilmemloloji. Ama... Tamam işte. Bio başı var ya. Bio. Bio cerrahi. Bio cerrahi mi? Bio bilmemloloji de bilmiyordum. Peki neymiş görelim efendim. Bio coğrafyaydı. Aradığımız cevap. Biz lojilere gittik. Bak ben o lojiye gittim. Lojiye gittiniz. Direkt lojiye gittim ben. Bilerek yaptım. Bio coğrafyaydı. Yumuşak G çıksa bitirdik belki de. Tabii canım. Yumuşak G çıksaydı kesinlikle başka bir şey olabilirdi. Başka daha hızlı gelebilir dediğiniz gibi. Sağlık olsun diyelim. Heyecanı biraz daha son sorulara taşımış oldu misafirlerimiz. Kalan soru sayısı 4. Avantaj Yiğit Bey'de bir soruyla efendim. Şimdi kategori ekranımıza gidiyoruz Yiğit Bey'le. Müzik Ceyhan. Müzik Ceyhan. Bu kategoriyi de tamamlıyoruz şu sorumuzla. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret alır ya sözleri geçen klasikleşmiş bir Ajda Pekkan şarkısıdır Yiğit Bey. Gelmedi. Süremiz işliyor. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret alır ya sözleri geçen Ajda Pekkan şarkısı. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Emre Bey. Bir yonca. Bir yonca. Cevap doğruysa avantaj Emre Bey'e geçecek. Bir yonca. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Yiğit Son Bey. Yolcu. Son? Yolcu. Son yolcu. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. Aradığımız Ajda Pekkan şarkısı Son Yolcu mu? Görelim. Tebrikler. Aradaki fark 2 soru ve 3 sorumuz kaldı efendim. O 3 sorunun ardından bugünün birincisi belli olacak. Buyursunlar kategori ekranımız. Emre Bey ile birlikte seçiyoruz. Genel kültür Niğde. Genel kültür Niğde. Sorusu ekranımıza geliyor efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi kalesi ve yat limanıyla bilinen şehridir Emre Bey. Girne. Emre Bey farkı bir soruya düşürebilecek mi Girne cevabıyla? Görelim. Kutlarız. Kaldı iki soru, fark bir soru. İşte kategori ekranımız. Sağlık Manisa. Evet, sağlık kategorisinin iki sorusunu da sona bırakmıştı misafirlerimiz. M harfini cevapta göreceğimiz soru geliyor. Kısa adı SARS olarak bilinen hastalığın tam adıdır. Şiddetli akut nokta nokta sendromu Yiğit Bey buyurun. Solunum. Şiddetli akut solunum sendromu. Cevap doğruysa 4 soru geriden geldiği final turunun galibi bu haftanın birincisi Yiğit Bey olacak. Değilse Emre Bey'in de şansı devam edecek. Kısa adı SARS olarak bilinen hastalığın tam adı şiddetli akut solunum sendromu dedik. Doğru mu? Görelim.
Tebrikler. Evet, heyecanlı bir yarıştı. Bir hafta boyunca keyifle ağırladık misafirlerimizi stüdyomuzda. İkisinin de başarısı tartışılmaz. Gerçekten çok başarılı yarışmacılarımızdı. Ve Yiğit Bey yarışı çevirdi. Eyvallah. Emre Bey, ne dersiniz? Vallahi buradan hani verdiğim için üzgünüm gerçekten ama Yiğit kazandığı için de sevinçliyim gerçekten. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Cidden hani final etabında kolay sorulara basamadım. Kendi seçtiğim sorular da biraz zor geldi. Ama finale de epey yüksek puanla geldi. rahat bir tabloyla gelmiştiniz. İlerseniz puan tablosuna da bakalım efendim, nihai tabloya. Bakalım. Emre Bey bu akşam 1870 puan topladı. Haftamızın ikincisi oldu. Yiğit Bey de final turundaki şahane performansıyla 2230 puanla haftamızın birincisi oldu. Emre Bey, çok gerçekten iyi yarıştınız ama rakip finalde gerçekten harikaydı. Çok seri cevaplar geldi. Sağlık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Yiğit Bey, siz ne dersiniz? Yani siz şöyle... umudu kesmiştiniz benim gördüğüm kadarıyla finale yükselirken, ya da öyle mi davranıyordunuz bilemedim. Ya açıkçası şöyle, Alper Bey, şimdi Emre Bey müthiş oynadı. Yani çok çok iyi soruları bildi. Zaten kendini gösterdi, kanıtladı her şeyi, çok çok iyi bildiğini. Konuştuğumuzda da gerçekten müthiş dolu bir insan. Hani bana söylemek düşmez bunu zaten de. Çok entelektüel bir insan kendisi. Zaten gezmiş, dolaşmış, birikim çok yüksek bir arkadaşımız. Çok da iyi yarıştı, mükemmel yarıştı. Ya ben dediğim gibi, ben de kendime güveniyordum aslında ama büyük fark olduğu için biraz umutsuzdum. Biraz belki buton şans da benden yana oldu. Önce yandı. Yoksa hepsi Emre Bey'in bilebileceği sorulardı. Önce yanmasından öte önce bastınız şimdi kendi aklınızda. Ya da işte bir azıcık bir refleks fark olabilir. Önce ben kendisini çok tebrik ediyorum. Geçen yarışmada demiştim Yeliz Hanım için. Şimdi Emre Bey için diyorum. Ben bu yarışı kazandıysam Emre Bey sayesinde kazandım. Çok teşekkür ederim kendisine. Teşekkürler. Tanışma kısmında bu akşam dördüncü olurum diye bekliyordu Yiğit Bey. Öyle söylemişti. Fakat her geçen soruda, her geçen turda artan grafikle haftamızın şampiyonu oldu. Bir kez daha Yiğit Bey'i kutluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bu arada ödülünüzü de takdim edeyim efendim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle Yiğit Bey. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hafta boyu... Teşekkür ederim. Hafta boyu... 16 yarışmacımızla bu stüdyomuzda bu butonlarla keyifli bir rekabetin içindeydik. Buyurun siz de gelin. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz efendim. Bu hafta katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ederim.